Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz yeni bir videoya daha hoş geldiniz. Çok efsanevi bir oda vlogu ve ekipman vlogu ile karşınızdayım. Biliyorsunuz artık YouTube'da elimizden geldiğince aktif olmaya çalışıyoruz. Ve oda vlogu, ekipman vlogu gibi içerikler üretmeyenleri dikiyorlarmış. Biz de bir yapalım dedik. Benim için de iyi oldu. Çünkü 3-4 gün önce canlı yayında böyle bir çok para kazandığım ortaya çıktı arkadaşlar. Böyle bazı zeki, bazı böyle bir kafası çalışan arkadaşlar bu konuda beni ifşaladı. Ben de hazır ifşalanmışken bu size ultra lüks yaşantımı göstermek istiyorum. O zaman videomuza geçelim ufak ufak. İlk başta sizlere mükemmel yatağımı göstermek istiyorum. Herkese nasip olmaz bu yatak bu arada. Buyurun arkadaşlar, mükemmel yeni nesil bir yatak bu arkadaşlar. Herkese nasip olmaz dediğim gibi. Ya ben sizin gibi fakir falan değilim oğlum, razıda yatayım. Taşınabilir yatak kullanıyorum beyler. Buyurun, gördüğünüz gibi taşınabilir yatak kullanıyorum. Bir de bu yatağın bir özelliği var arkadaşlar. Ben bunu herhangi bir şekilde mobilyacıdan falan da cart da cürt de almadım. Ben bu yatağı açık arttırmada aldım. Açık arttırmayla aldım Fransa'da. Arkadaşlar bu yatak çok ünlü bir insanın zamanında yattığı yatak. Çok ünlü, aşırı şekilde ünlü. Hatta ismini söyleyeyim, bir sakıncası yok diye düşünüyorum. Arkadaşlar bu yatak Cristiano Ronaldinho'nun zamanında götünün değdiği yatak. Ben de hani ultra lüks yaşantımdan dolayı ya dedim, hem taşınabilir yatağım olsun. Odam da çok büyük. Gördüğünüz gibi böyle aşırı büyük bir odam var. Ya bazen alıyorum oraya çekiyorum. Alıyorum öbür tarafa çekiyorum. Yani bu açıdan bana çok kolaylık sağlıyor. Başka ne gösterebilirim size odamın içinde? Evet arkadaşlar, odamızın bir özelliği de odamızda mükemmel bir ses yalıtım var. Sizlere onu göstermek istiyorum. Yalnız bu diğerlerinden farklı duvarlar çekebilir miyiz? Lütfen. Duvarlarda herhangi bir şekilde bana dön, bana dön. Duvarlarda herhangi bir şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi ses yalıtımına dair bir şey öğrenmiyorsunuz. Bizim ultra lüks yaşantımız olduğu için mükemmel bir şey göstermek istiyorum sizlere. Arkadaşlar mükemmel bir ses yalıtımı sağlayıcı. Hem burnunuz duşa girebiliyorsunuz hem de ses yalıtımını bununla sağlayabiliyorsunuz. Aynı zamanda da evde spor yapmak için birebir arkadaşlar, kas gücünüz için. Nasıl yapıyorsunuz diye soranlar olacaksa hemen yapayım. Canlı yayın yapıyoruz biliyorsunuz, bu pencereden çok ses çıkıyor falan. Şikayet yememek adına mükemmel bir ses yalıtımımız var arkadaşlar, onu göstermek istiyorum. Arkadaşlar geliyoruz. Bu arada 10.000 TL aldım ben. Hani sizin gibi fakir değilim yani, ben aman akım duvara böyle siyah şey kaplatacağım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, Gamze Hanım bir yakınlaştırabilir miyiz? Evet şöyle. Şuraya koyuyoruz arkadaşlar. Şimdi bitmedi. İlk başta arkadaşlar şuraya koyduk mu? Şöyle yapıyoruz. Ha bu şekilde. Bir de geliyoruz. Şu şekilde. Ses yalıtımını soktuk buraya. Ondan sonra ne yapıyoruz arkadaşlar? İteliyoruz. Şimdi olayın spor tarafı. Birinci özelliği duş alıyorsun. Bu bornozlu. Aynı zamanda ses yalıtımı ikinci özelliği. Ve üçüncü özelliği. Spor yapıyorsunuz. Kas yapıyorsunuz evde. Geldiniz. Şimdi böyle kapanmıyor pencere. Tabii bunu bir itmeniz lazım. Şöyle bu şekilde itiyorsunuz arkadaşlar. Çeviriyorsunuz. Gördüğünüz gibi ses yalıtımımız da hazır. Perdeyi de çektikten sonra mükemmel. Evet arkadaşlar, sıra ekipmanlarımızı göstermekte. O efsanevi ultra lüks ekipmanlarımı göstermek istiyorum. Canlı yayın hangi bilgisayarla yapıyorum? Oyuncu koltuğum hangi marka? Tek tek sizlere göstereceğim, merak etmeyin. Evet yavaş yavaş geçelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, yani logosundan da anlaşılacağı gibi Apple marka bilgisayar kullanıyorum. Yakınlaştırabilir miyiz? Onu da bir görsünler bilgisayarımı. Tamam, gördüklerine göre arkadaşlar bilgisayarım zaten gördüğünüz markasını, Apple marka kullanıyorum. Şimdi arkadaşlar çok güzel bir oyuncu koltuğum var. Yani herkese nasip olmayacak bir oyuncu koltuğum. Altan Mobilya'dan aldım arkadaşlar. Mükemmel yeni nesil bir koltuğum var. Bir yakınlaştırabilir miyiz? Arkadaşlar gördüğünüz gibi koltuğum, oyuncu koltuğum, mükemmel bir oyuncu koltuğu. Bu oyuncu koltuğu diğerlerinden farklı yalnız. Bu oyuncu koltuğunun bir özelliklerinden bir tanesi de arkadaşlar, ortada gördüğünüz şeyi çok merak etmişsinizdir. Onu bir gösterebilir miyiz? Bu kenetlenmek için. Şimdi sizlere test olarak da göstereceğim zaten. Böyle X-Drive falan var oyuncu koltuklar. X-Drive alıp böyle bir normal herkesin yaptığını yapmak da istemedim. Erkan Mobilya'dan rica ettim. Her yayıncının ismi yazıldığı gibi benim de ismimi normal oyuncu koltuğuma yazdılar. Onu da görüyorlardır büyük ihtimal. Şimdi arkadaşlar sizlere bu yeni nesil oyuncu koltuğunun en mükemmel özelliği, diğerlerinde olmayan kenetlenme özelliğini göstereceğim. Canlı yayın sırasında sinirlendiniz mi? Düşmek mi üzeresiniz? İşte Erkan Mobilya buna bir son veriyor. Onu göstermek istedim. Halil Bey alabilir miyiz? Gördüğünüz gibi bu ortadaki şey sayesinde kenetlenebiliyorsunuz. Hemen bir örneğini gösteriyorum. Alırsın yani iki tam böyle koltuğu da. Geldiniz arkadaşlar şimdi şöyle.
Şöyle geldiniz. Yavaş yavaş. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kenetlendiniz şu anda. Bilgisayar oyunu mu oynuyorsunuz? Sinirlendiniz mi? Hiçbir şekilde düşme ihtimaliniz yok. Erkan bu mobilya. Yani bize bu konuda çok kolaylık sağladı. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Bu oyuncu koltuğunu almak istiyorsanız fiyatı 100.000 TL güzel kardeşlerim. Başka ne gösterebilirim sizlere? Klavyemi gösterebilirim. Klavyem var bir tane. Bakmayın böyle bir çok ses çıkardığına falan. Arkadaşlar bu klavye ilk çıkan klavye. Biraz da nostaljiye önem verdiğim için hani böyle kalitesiz klavye falan demeyin. Ben sizin gibi fakir değilim hiçbir şekilde. Bu klavye ilk üretilen klavye arkadaşlar. Ben de nostaljiye önem verdiğim için yani açık arttırmada gene Fransa'da bunu yaklaşık bir 100.000 TL'ye almıştım. Başka ne gösterebiliriz? Ha arkadaşlar size de göstermek istediğim bir şey daha var. Ampul var. Gördüğünüz gibi. Odamda bir ampul var. Şimdi diyeceksiniz ki bu ampulü neyi gösterdin bana? Bu ampul diğerlerinden farklı bir ampul. Güzel kardeşim. Anladın mı? Onu söyleyeyim. Bu ampul arkadaşlar Edison'un ilk çıkardığı ampul. İlk bunu icat etmiş. Bunu da gene bir açık arttırmada almıştım. Ondan sonra bakacak olursak herhalde ekipmanlarımız bu şekilde. Biraz da böyle bir sizlere ufak bir konuşma yapıp videomu sonlandırmak istiyorum. Arkadaşlar bu arada bu video yanlış anlaşılıp başka yerlere çekilmesin lütfen. Çok kötü durumdayım tarzında böyle isyan tarzı bir video değildir kesinlikle. Ne yazık ki kötü niyetli insanlar olduğu için her boktan bir şey çıkarmaya çalışan bir tayfa olduğu için elinden geldiğince böyle açıklamalar yapmak zorunda kalıyorsun. Ben aksine çok memnunum hayatımdan. Çok mutluyum. Allah'a binlerce kez şükürler olsun. Sağlığım yerinde, annem babam başında. Sabah kahvaltısında bir çay içebiliyorum. Aynı zamanda ay sonu geldiğinde ev kiramı ödeyebiliyorum. Allah'a binlerce kez şükürler olsun. İnsan her zaman kendi derdinden utanabilmeli bu hayatta. Ben her zaman bunu söylüyorum, bunu savunuyorum. Yani her zaman kendi derdinden utanabilmeli çünkü dünyada çok büyük sorunları olan insanlar, çok büyük dertleri olan kardeşlerimiz var. Ama şu anki sisteme baktığımızda kiminin pırlantası ufak, kiminin ekmeği bayat tarzında bir sistem görüyoruz ne yazık ki. Ben hiçbir zaman ne dış görünüşümle, ne giydiğim kıyafetle, ne de cebimdeki parayla var olmak istemedim bu hayatta. Her zaman kafamın içindeki o düşünceyle, ortaya koyduğum karakterle var olmak istedim. Hiçbir insanın cebinde 2-3 kuruş para var diye sizi hor görmesine, kendini bir bok sanmasına kesinlikle izin vermeyin. Elinizden geldiğince olduğunuz gibi konuşup, olduğunuz gibi kendinizi aktarın hiçbir şekilde çekinmeden. Yani dünyanın sizi şekillendirmesine izin vermeyin. Siz kendi dünyanızı şekillendirin güzel kardeşlerim. Onların uğruna karakterlerini sattığı şeylerle elinizden geldiğince gülerek, göçergin gülüşüyle alay etmeye çalışın. Sizlere bugünlük diyeceklerim bu kadar. Umarım ne yapmaya çalıştığımı anlamışsınızdır. Hep söylüyordunuz, yıllar önce bir videom var. 5 yıl önce çektiğim Tuvalette Sıçıyorum Vlog 1 adında bir ironi videom var. Vlog videom var. İroni aslında. Onun devamı gelsin diyordunuz. Bir nevi onun devamı niteliğinde bir video oldu bu. O zaman son bir şey aktarmak istiyorum sizlere. Bu benim yazdığım bu sözü bu arada. Onu da köşeye kaydedin yani. Gökçe Ergün'ün sözü. Biz aslında yakışıklı çocuklardık ama insanlar bizi dış görünüşümüze göre yargıladı. Neyse arkadaşlar. Sürçülisan ettiysek affola, ne haliniz varsa gülün diyerekten bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ben kaçıyorum. Ergün kardeşiniz kaçar. Kendinize iyi bakın. Hadi eyvallah.